Herkese selamlar arkadaşlar. Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Arkamda bu Grifon'u gördüyseniz artık biliyorsunuz daha böyle konuşma formunda, daha sohbet formunda bir video gelecek. Çünkü önemli bir gelişme oldu arkadaşlar. Dizi ve Peter Jackson ile alakalı olarak. Diziden hemen tabii ki bilmeyenler yoktur ama çok kısaca bahsedeyim. Amazon'un Netflix benzeri olan Amazon Prime Video sanıyorum tam ismi. Yüzüklerin Efendisi'nin biliyorsunuz haklarını satın aldı ve bundan 5 sezonluk bir dizi yapacak. 1 milyar doları da bir kenara ayırmış durumda. 500 milyonlu prodüksiyon için, 500 milyonlu tanıtım faaliyetleri için harcamak üzere 1 milyar doları cebinden de ayırmış durumda ve bu dizinin de çalışmaları başladı. Bu konuyla alakalı pek çok video yaptım biliyorsunuz. Konusu muhtemelen en azından ilk sezonunun konusu Aragorn'un gençliği üzerine gidecek ve Aragorn gençken artık başına neler geldi onu göreceğiz. Neler olabilir olmaz bunun hakkında da bir video yapmıştım. Madem ki o dönemi anlatacak, o dönemde neler olabilir diye o videoyu da dileyen izleyebilir. Şimdi biliyorsunuz çok uzun zamandır aslında Amazon bir tarafta Peter Jackson'ın peşinde koşuyor. Çünkü ne olursa olsun Peter Jackson bugüne kadar Yüzüklerin Efendisi ya da Orta Dünya ile ilgili yapılmış bütün medya işlerinin başında hep Peter Jackson vardı. Yüzüklerin Efendisi'nin üzerinden de 17 sene geçmiş olmasına rağmen hala açıp zevkle izliyoruz. Hobbit için biliyorsunuz aynı güzellikte konuşamıyorum. Hobbit'i ben sevmiyorum. Mutlaka seven vardır aranızda. Zaman zaman Hobbit'e çok yüklendiğinde de hemen yorumlara geliyor. Niye abi böyle diyorsun diye. Bir gün onu da açıklarız. Aslında bol bol açıkladık ama şimdi uzun uzun ya da açıklarsak bu sefer de kalk kendin yap falan diye eleştiriler gelecek. O yüzden hiç girmiyorum. Hobbit'i sevmiyorum arkadaşlar. Hobbit'in yeryüzünden silinmesini isterim. Bu arada konu açılmışken Hobbit'te de aslında Peter Jackson'ın çok suçu var mı yok mu? En de sonunda tabii ki suçu onda aramak lazım. Yönetici, yönetmen sonuçta ama çok baskılar geldiğini Hobbit filminin 3'e çıkartılmasıyla ilgili. Çünkü 2 tanesinin yapım maliyetlerini karşılamayacağı düşünüldüğü için 3. filmin gelmesi konusunda Peter Jackson'a çok fazla talep gittiğini ve baskı yapıldığını, bu nedenle de sayının 3'e çıktığını da biliyoruz bir yandan. Ama Peter Jackson da bir noktada ben böyle iş yapmam deyip gidebilirdi, gitmediğini de biliyoruz. Çünkü Hobbit filminde de öncelikle başka isimler vardı hep yönetmen koltuğunda. Peter Jackson artık bir daha Orta Dünya ile ilgili bir şey yapmayacağını söylemişti. Ama bir şekilde döndü, dolaştı. Peter Jackson önce danışman oldu ki burası önemli, bu danışmanlık meselesi. Şu hareketi de hiç sevmem gerçi ama yaptım. Danışmanlık meselesi önemli. Öncelikle yardımcı olmaya başladı. Ondan sonra hop bir baktın sıcak patates Peter Jackson'ın kolları arasına gelmiş. Adam da madem öyle iyi bari yönetelim dedi. Ortaya da Hobbit diye bir film çıktı. Şimdi Amazon işe en baştan sıfırdan başlamak istemiyor. Zaten Amazon'un başındaki, TV'sinin başındaki yetkili de en baştaki abim mi ablam artık isminden çıkartamadım ben. Demiş ki biz sıfırdan başlamıyoruz. Bir şeylerin üzerine inşa edeceğiz. İnşa edecekleri konu da tabii ki Yüzüklerin Efendisi filmi ve Hobbit filmi. Yani orada kullanılan sinemasal dili, oradaki bir takım kararları dizide de kullanmak istiyorlar. Baştan, sıfırdan başlamak istemiyorlar. Yani nedir bu? Belki dekorlar, belki tasarım tarzı, belki kostümler. Çünkü bir sürü insan Orta Dünya'yla okuduklarıyla alakalı illüstrasyonlar yapıyor ve herkesin tarzı da farklı. İşte Alan Lee farklı çiziyor. Ted Howard'dı yanlış hatırlamıyorsam ismi. Farklı çiziyor. Yeni çizerler çok farklı çiziyor. Anime gibi çizenler bile var. Yani sonuçta bu kitap okuduğu için herkes aklında nasıl onu canlandırıyorsa o şekilde yeteneği olanlar onun resmi illüstrasyonunu yapıyor. Ama Yüzüklerin Efendisi filmi de Hobbit filmi de onlardan bir tanesini alıp kullandı. Şimdi dizi de o kararlardan, o verilmiş tasarım dilinden kopmak, çok farklı bir şeyler yapmak istemiyor. Çünkü ben de siz de aslında Yüzüklerin Efendisi filminde ve belki Hobbit'te gördüğümüz silahları, kostümleri, ork tipini, ork makyajını, elf kulağını dizide de görmek isteyeceğiz. Bu yüzden de zaten
Amazon New Line'la bayağı bir sıkı fıkı orada kullanılan materyalleri kullanmak için ve bunun iznini de almış gibi gözüküyor. Ekibe katamadığı tek kişi Peter Jackson idi. Fakat anlaşılan o ki Peter Jackson yine olaydan çok uzakta kalamamış. Son filmi Mortal Engines'in tanıtımı esnasında bir röportajda söylemiş. Bu arada Mortal Engines'i ben seyretmedim ama kitabını okumuştum, ilk kitabını. Fena değildi kitabı. Enteresan bir fikre sahipti. Filmi nasıl açıkçası merak ediyorum. Onu da bir ara seyredeceğim. Neyse, röportaj esnasında Peter Jackson demiş ki onlar bir şeyler yapacak. Daha doğrusu onlar senaryo yazacak, bize yollayacaklar. Biz de nasıl yardım edebileceğimize bakacağız. Eğer yardım edebilirsem, bu zor bir iş, eğer yardım edebilirsem bütün yapabileceğim yardımı da yapacağım demiş. Yani bu ne demek? Peter Jackson eninde sonunda döndü, dolaştı ve projenin içine dahil oldu. Danışman olarak dahil olmuş gibi gözüküyor. Yani senaryo yazacaklar. Ya Peter Jackson'a nasıl bir danışmanlık yapabilir? Tolkien'le ilgili, Orta Dünya ile ilgili bir uzman değil. Tamam, yapmış adam bir sürü film de, o da o filmleri yaparken Orta Dünya uzmanları ile çalışmıştı. O konuda bir bilgisi yok. Ondan ancak sinematografi ve senaryo açısından bir yardım alabilirler ki muhtemelen de onu yapacaklar. Şimdi bu neyi hatırlatıyor? Hani demin böyle yaptım ya danışman olarak. İşte o hikaye yine insanın aklına geliyor. Nasıl ki adam Hobbit filmine karışmak istemedi ama döndü dolaştı sonunda yine onun kucaklarına geldi bu proje. Dizi de öyle olabilir. Demin söylediğim bu Amazon'un üzerindeki kişi bir yandan da bu dizinin 2 senelik prodüksiyon aşamasından sonra 2021 yılında vizyona gireceğini, gösterime gireceğini söylemiş. Yani önlerinde 2 senelik bir süre var ama henüz daha senaryoyu yazan 2 isim dışında kimse belli değil. Yani yönetmen belli değil, oyuncular belli değil. Senaryonun nasıl şekilleneceği de belli değil ve bunların hepsini aslında bir şekilde tecrübeli birinin yönlendirmesi lazım. İşte Peter Jackson burada çok önemli bir konuma geliyor. En azından adamın bir dünya tecrübesi var. Yani henüz daha oyuncuların bile seçilmemiş olması, henüz daha yönetmenin, bu işin başındaki kişinin, çünkü TV dizileri farklı çekiliyor arkadaşlar. Sinema filmi gibi değil. Sinema filmini bir yönetmen çekerken, dizi çok hızlı çekilip üretilmesi gerekirken, birinin yönetmeni o çekilenin prodüksiyonuyla ilgilenirken arkadan başka bir yönetmen başka dizinin diğer bölümünü çekebiliyor. Orada daha çok prodüksiyonun başında duran kişi işte bütün o yönetmenlerin aynı dilde, aynı şekilde çalışmasını sağlıyor. Orada yönetmen değil de prodüksiyonun başı olarak Peter Jackson'ı görme ihtimalimiz bence bu açıklamadan sonra oldukça fazlalaştı. Her ne kadar Peter Jackson sanki böyle uzaktaymış, işte ne yardım yapabileceksem yaparım gibilerinden konuşuyor olsa da, hatırlıyorum Hobbit için de tamamen aynı şeyleri söylüyordu. Kesinlikle ben bu işe bulaşmam, yapana da yardım ederim diyordu ve gidişat yine onu gösteriyor. Bu arada Amazon TV'nin başı da Simon Tolkien'le, yani Tolkien'in torunu ve Christopher Tolkien'in de büyük oğluyla saatlerce görüşme yapmış. Amazon TV'nin yöneticileri ise çok daha uzun süre onun söylemiyle tonlarca saat boyunca Simon'la görüşmüşler. Simon biliyorsunuz Christopher Tolkien, Tolkien Vakfı'ndan istifa ettikten sonra onun yerine gelmişti yanlış bilmiyorsam eğer. Christopher Tolkien'in istifası da aslında enteresan. O konuda da bir takım şeyler var. Tam bu sözleşme imzalandıktan sonra Tolkien'in istifasını vermesi tabii ki akıllara acaba böyle bir işin başında olmak istemiyor mu diye de düşündürüyor. Çünkü onun açıklaması yaşlandığım için diyor ama yani tamam, bir ay önce de yaşlıydın, o zaman niye bırakmamıştın, niye daha gence bıraktın o işi? Burada akıllara biraz onun muhalif olduğunu getiriyor benim aklıma. Simon Tolkien'le bayağı bir konuşmuşlar dizi hakkında. Simon Tolkien
torun dedik de aklınıza da 18 yaşında biri gelmesin, kendisi 60 yaşında arkadaşlar. Yani öyle aklı havalarda bir genç değil yani Tolkien'in mirasını çarçur edecek. O da muhtemelen babası gibi oldukça aşıktır dedesinin yapmış olduğu işe. Yani tamam, onlarla bir arada olmaları da, onlarla görüşme içerisinde de olmaları güzel. Şu an için aslında dizi konusunda öyle çok büyük bir sıkıntı. Sadece işte senaristler hakkında ben biraz atıp tuttum. Onu da bu videodan izleyebilirsiniz. Çünkü senaristlerin çok kayda değer bir başarısı yok bugüne kadar. Ama bazıları da demiş ki işte Game of Thrones'un senaristleri de Game of Thrones'a kadar bilinmiyordu demişler. Tamam, haklılar. Bir şans verdik kendilerine. Zaten yapabileceğimiz bir şey de yok. Bizim tek isteğimiz karşımıza saçma sapan bir şey çıkmaması. Bir elf ve cücenin birbirine aşık olduğu tekrar bir şeyin çıkmaması. Bu sevdiğimiz dünyanın, heyecanlıyız çünkü 5 sezon boyunca, 5 yıl boyunca dizisini seyredeceğiz. Bu çok güzel bir haber ama güzel yapılmasını istiyoruz. Bizim tek derdimiz de bu. Hepimizin derdi, ortak derdi bu. Evet arkadaşlar, siz de yazın yorumlara. Peter Jackson yavaş yavaş elini kaptırdı. Kolunu da kaptırır mı ki? Benim görüşüm bu yönde. Siz de yorumlara yazın lütfen. Görüşmek üzere.